Merhaba, ben Ceylan Çolakoğlu. Ünlü Portföy Yönetimi, Kurumsal Satış Müdürüyüm. Bugünkü videomuzda Nisan ayında varlık fiyatlarında meydana gelen değişimleri ve fonlarımızın performanslarını anlatacağım. Varlık sınıflarındaki değişimleri incelersek, tahvil bono piyasasında yurt dışı piyasalarda Fed'in bilançosunun Nisan ayında büyümeye devam ettiğini ve Amerikan 10 yıllık faizlerin 1,60 seviyelerinde hareket ettiğini gördük. Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası Başkan Değişikliği sonrasında öncelikle piyasalarda faizlerin indirileceğine yönelik bir beklenti oluşmuştu. Akabinde Merkez Bankası'nın verdiği güçlü sinyaller ve enflasyon beklentilerinin de şekillendirmesiyle piyasalarda bir süre daha faiz indirimi yapılmayacağı beklentisi oluştu. Türkiye'nin risk primini yansıtan 5 yıllık CDS oranlarına baktığımız zaman da CDS oranlarının 418 seviyelerinde ayı kapattığını gördük. Nisan ayına pozitif başlayan hisse senedi piyasalarında Nisan ayının ortalarına doğru vaka sayılarındaki artışlar ve jeopolitik haberlerin de etkileriyle aşağı yönlü bir seyir izledik. Daha sonrasında Türkiye'nin tam kapanmaya geçmesinin ileriye yönelik beklentileri olumlu hale getirmesi ve güçlü gelen şirket bilançolarının da desteğiyle beraber İMKB'de düzeltme hareketlerini gördük yukarı yönlü vaziyette. İMKB ayı %0,44'lük bir getiriyle kapatmış oldu. Bu çerçevede piyasadaki hisse fonlarını incelersek, piyasadaki hisse fonlar ortalamada %1'lik bir değer kaybına işaret etti. Fakat bizim UPH kodlu hisse yoğun fonumuzda İMKB'nin 2 katı kadar, yani %0,88'lik bir getiri sağladık. Değişken fon getirilerini incelediğimiz zaman değişken fonların %1,41 getiri sağladığını gördük. Bizim fon getirilerimizi incelediğimizde 1. ve 3. değişken fonumuzda %1'e yakın bir getiri sağlarken 2. değişken fonumuzda %2,37'lik bir getiri sağladık. Kur cephesini incelediğimizde 15 Nisan'da yapılan para politikası kurulu toplantısı sonrasında faizlerin %19 seviyesinde sabit tutulması ve ileriye yönelik toplantılarda da faiz indirimlerinin yapılmayacağı beklentisinin oluşmasının yanı sıra global bazda dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerin de görünmesinin desteğiyle dolar-tl kurunda yukarı yönlü hareketin sınırlandığını gördük. Kur tarafını inceledikten sonra ünlü portföy olarak yatırımcılarımıza sunduğumuz iki serbest fonumuzun getirileri hakkında da bilgi verelim. Yurt dışı piyasalarda yatırım yapmak isteyen orta ve uzun vadeli nitelikli yatırımcılara sunduğumuz mutlak getirili serbest fonumuz USY'de Nisan ayında 1,89'luk dolar bazında bir getiri sağladık. Aynı zamanda birikimlerini döviz cinsinden varlıklarda değerlendirmek isteyen ve döviz cinsinden mevduatın üzerinde bir getiri sağlamayı amaçlayan orta ve uzun vadeli nitelikli yatırımcılara sunduğumuz 4. değişken fonumuz UPD'de ise Nisan ayında dolar bazında %2'lik getiri sağladık. Ünlü portföy olarak farklı risk gruplarında ve dinamik yönettiğimiz fonlarımıza, yatırımcılarımıza istikrarlı bir getiri sunmayı hedefliyoruz. Fonlarımızla ilgili detaylı bilgileri Ünlü Portföy'ün internet sitesinde bulabilir, İletişim bilgilerimizden bizlere ulaşarak sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı takip etmeye devam edin.